Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin gündeme getirdiği yargıdan biri İmralı'yla görüştü, iddiası hakkında konuştu. Böyle bir görüşme yok dedi Bakan Bozdağ. Yargıdan biri görüşecek olsa Adalet Bakanlığı'nın haberi olur diye konuştu. Mansur Bey de yalan söylüyor, bunu dile getiren başkaları da yalan söylüyorlar. Buradan çağrıda yapılıyor. Ellerinde ne deli varsa koysunlar ortaya. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin gündeme getirdiği İmralı ile görüşüldü iddiasını bu haber global yayınında yalanlamıştı. İstismar edilecek konu bulunamayınca yalana başvuruyorlar demişti. Siyaseten kendileri istismar edecek konu bulamayınca orada görüşme yapıldı, bölüşme yapıldı diye konuşuyor. Yani böyle bir şey yok. Çok net. Yalan, yalan, yalan. Bakan Bekir Bozdağ'ın çok net ifadelerle yalanladığı tartışma farklı bir boyut kazandı. İyi Parti lideri Akşener yargıdan birinin görüşmeye gittiğini ileri sürdü. Bekir Bozdağ bu kez Milliyet gazetesine konuştu. İddiaları bir kez daha yalanladı. Tamamen yalan söylüyorlar. Yani gidecek bir yargı mensubu böyle bir görüşme yapacak. Bundan Adalet Bakanlığı'nın, devletin, ilgililerin bilgisi olmayacak. Böyle bir görüşme yok. HDP miting meydanlarında özellik ve terör tutuklularına özgürlük vaat ediyor. HDP Diyarbakır vekil adayı Azat Barış, Afrin'i geri alacağız açıklaması yaptı. HDP eş başkanı Pervin Buldan'la HDP ağır milletvekili adayı Sırrı Sakık partisinin eski eş başkanı Demirtaş'ın hapisten çıkarılacağını vaat etti. Sakık bu listeye Öcalan'ı da dahil etti. Bu arada terör hükümlüsü Demirtaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımdan şimdiden Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı ilan etti. CHP liderine destek verdi. Bir yandan özellik, bir yandan terör tutuklarına özgürlük vaadi. Seçime Yeşil Sol Parti ismiyle gideceğini açıklayan HDP'den yeni bir çıkış daha geldi. Diyarbakır Milletvekili adayı Azat Barış, Seçimi kazanırsak özellik getireceğiz, Afrin'i geri alacağız dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan HDP'de eş başkan Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nun vaadini bir kez daha dile getirdi. Terör suçundan cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılacağını söyledi. Selahattin'de, Figen'de, Gülten'de, Sabahat'te, Ayla'da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Benzer sözleri HDP'li Sırrı Sakık da söyledi. Listeye terör örgütüyle başı Öcalan'ı da ekledi. Vallahi gideceğiz, orada mücadele edeceğiz. Orada zindanların kapısını açacağız. Tecritin kapısını, İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde, burada, içeride bulunan sevgili Selahattin Demirtaş... Figen Yüksekdağ... Gülten Kışanak, Sabahat Tuncer, Ayla Akat ve içerideki on binlerce arkadaşımız özgür olacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu da Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılacağını sık sık tekrarlıyor. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde sahneye çıkan İttifak'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İmamoğlu, Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılacağına işaret etti. Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de olmaz. CHP ve ittifak ortağı HDP'den ardı ardına Selahattin Demirtaş vaatleri yükselirken, terör hükümlüsü Demirtaş'tan da çok tartışılacak bir sosyal medya paylaşımı geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı ilan eden Demirtaş, benim oyum sizedir diyerek Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Antalya'daki mitinginde Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş vaadine tepki gösterdi. Şimdi ne diyorlar? Selo'yu çıkaracağız. Ondan sonra da Selo'yu Ecolan'ın yerine getireceklermiş. Değerli kardeşlerim, buradan şu anlaşılıyor. Bay Bay Kemal, demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi? Açıkla dedik kaç kere? Açıklayamaz.